Selam arkadaşlar, yepyeni videoma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir, biz çok şükür iyiyiz. Bugün günlerden ne kız? Çarşamba mı? Salı mı? Salı. Şu an saat 7:30, biz çocuğu okula bırakıyoruz. Buraya gelin. Ve ondan sonra doktora gideceğiz kızlar. Daha. Gideceğiz Halit'le birlikte ve doktorda kan vereceğiz kızlar. Benim bir kan değerlerime baktırmam lazım. Evinde annem geldi, yine bunu değerlendirip dedik bir doktora gidelim. Halit de öğlenince biliyorsunuz. O yüzden dedik bir doktora gidelim, bir kanımızı verelim bakalım. Halit'i de ikna edeceğim, o da bir kan versin, baktırsın değerlerini. Çünkü gerçekten baktırmak lazım bir senede bir kere. Ama tabi eskiden biz baktırmıyorduk. O başka bir konu da. Neyse artık. Tamam aşkım. Esin'e hala aynı. İnşallah bugün yarın iyileşir kızlar. Halçin çocukları okula götürüyor kızlar. Bugün hava soğuk ya. Yağmurluydu ya dün. Aman. Aa, cumartesi sınacak zaten. Kızlar. Şu klimayı da kapatayım. Halit gelsin, doktora gidelim. 15 dakikamız var. 15 dakika içinde kan vermemiz lazım. İnşallah alır doktor. Kindergarten'ı daha erken bırakamadığımız için ne yapalım? Mecbur kalıyoruz. Evet. Şimdi az doktora geldik arkadaşlar. Halit de alerji test yaptıracakmış. Arkadaşlar biz çıktık. Kan verdik. Halit de verdi kan. Ve geliyoruz. Biz şimdi tankçıyla geldik ve arabayı tank edeceğiz. Benden de kan aldılar. Halit'ten de aldılar. Bakalım inşallah diğerlerimiz iyi çıkar. Halit'in alerji testi için yaptırdık. Halit'e alerji testi için kan aldırdık kızlar. Aynen. Ya bu niye almıyor ya? Bak ya. Benzin mi kalmadı acaba? Oğlum. Kızlar biz şimdi hoföre geldik. Şu ağaç ne kadar güzelmiş. Acaba bunlar evde bakabilir miyiz? Oturma odasında gerçek ağaç. Aa, bakın burada üzüm var. Ama acaba hangisi iyi? Asma yaprağı. Şimdi hoferde biraz bakınıyoruz kızlar. Şu kül bokslarını 4 tane diyor. Kül taşı yok, elektronişe olsaydı iyi olurdu. Üç kırtta kıza düşmüş. Haferde her şey daha pahalı. Aldi'den yani, evet. Bir tane gök alabilirim, ucuzlamış 69 cent'e. Evet. Mansin, ne kadar çok Rose Price on taşıt var ya. İnanılmaz bir şekilde.
Ana bunu bizim aslında şey alabiliriz. Odaya. Yani balkona. Halit acaba yine nerede takılı kaldı? Çok merak ediyorum. Kızlar biz şimdi alışveriş yaptık. Kendimize de şöyle ekmek aldık. Karpuz aldık. Sonra evde gösteririm. Şimdi de eve gideceğiz. Kızlar biz hemen Rossmann'a gittiydik. Şöyle bir paket beze aldım evine. Hemen aylık alışverişimi yaptım. Şöyle tatil için çocuklara şampuan aldım. Bize şampuan aldım. Bir tane deodorant aldım kızlar. Ondan sonra okul için bir tane bez, bir tane de ev için tarçın tuşu aldım. Sonra yüzme bindli aldım evine. 12 tane var tatil için kızlar. Sonra Halit'e duş geli aldım. Bu neymiş? Bu da şampuanmış. Hep ucuz marka aldım orada hani bırakır geliriz diye. Yani çöp atarız diye. Halit kendine şöyle 2 tane parfüm aldı. Bunlar yedi oraya düşmüş kızlar. Sonra şöyle duş geli aldım. Bir de şundan aldım kızlar Harku. Bir de çocukların saçını açmak için bundan aldım. Çünkü bunun markası yoktu. O yüzden bunu denemek istedim. Bakalım bu kadar alışverişimiz kızlar. Halit şimdi Ali'ye gitti, bana diyor ki gelme. Ama ben de gideceğim şunun arkasından beklesin o. Kızlar biz şimdi eve geldik. Size hemen aldıklarımı göstereceğim. Şöyle pizza aldım üçlü. Margarita. Bugün çocuklara pizza yapacağım. Sonra şöyle gouda vardı Hofer'de. 800 gramı 5.49'du, bundan aldım. 9. aya kadar daha tarihi var kızlar. Sonra şöyle bir şey aldık. Sonra bu peynirden aldım. Sonra tilsit de aldım. Ondan sonra bir tane mango aldık. Şu ekmeklerden aldım çocuklara. Sabahları veriyorum. Sonra her kızlara şöyle şirimi saldı. Bunları çok seviyor çocuklar biliyorsunuz. Bugün sırf peynir almışız kız. Şöyle brie aldı Halit. Şöyle bir tane balık almış. Sakız almış. Sonra ben şlakobas aldım kızlar. Şöyle biraz muz aldım. Başka ne aldım? Yoğurt aldım. Soya sosu aldım. Evde soya sosum kalmamıştı. Sonra çips aldım Halit. Çocuklara şöyle çips aldık 3 paket. Bir tane salatalık. Başka ne aldım? Kızlar şöyle bir şey buldum bakın Hofer'de. Bunu tuvalete koyacağım. Bakalım gerçekten de işe yarayacak mı? Yani ilk kez kullanıyorum şöyle bir şey. Kullandığınız var mı bilmiyorum. Ondan sonra bir tane daha şlakobası. Kızlar bakın Halit ne buldu. Şöyle fresh keze cubes kayan pesto. Ben deneyeyim. Yani Halit'e şimdi bunu işe yapacağım. Sonra 3 tane mozzarella aldık. Bir tane karpuz var burada büyük ama onu göstermeye gerek yok. Söyletti, ton fiş aldım. Çocuklara bu bir şey yaparsam sıkıntı. Ondan sonra kendime şöyle enerji aldım 6 tane. 3 olurdu. Bir de tuvaletin papiri aldım kızlar. XXL. 5.49 muydu neydi? Aldi'ye 96 euro para verdik. Aslında bir şey almaya gittik. Elektrişe kül. Neydi kız onun adı? Külbox. Arabayla Hırvatistan'a gideceğiz ya. Dedik ki hani buradan etleri götüreceğiz kızlar. Herkes külbox alacak. Onun içine koyup götüreceğiz. Kızlar burada süt aldım 2 tane daha. Sonra bir tane de şu Tandil'den aldım. Hofer markasından. Bunu deneyeceğim. Küçük boy. Halit bir tane silikon almış. Öyle yani. Bu kadar. İşte dediğim gibi o külbox alsaydım iyi olacaktı, bulsaydık da yoktu maalesef kızlar. Şimdi ben bunları bir toplayayım, kendime bir kahve yapayım, sonra şunları almaya gideceğim. Şu bozulan eşyaları, bozulacak eşyaları bir toplamam lazım. Bir de şunu deneyeceğim ya, şunu çok merak ediyorum acaba nasıl olacak. Für Geschädigtesen durch Paris Radio. Bakalım be. Neyse kızlar ben bunları bir toplayayım 2 dakika. Kızlar ben şimdi alışverişi topladım. Kızları almaya gideceğim.
Kahvemi içtim. Seda'yla konuştum. Biraz. Bizim günlük rutinimiz sabahları. Çocuklar almaya gitmeden, maraton başlamadan arkadaşlarla konuşmak. O arada çamaşırları dürdüm kızlar. Çocukların odasını yerleştirdim. Bizim odamızı yerleştirmeyelim çünkü Halit uyumaya gitti. Sabah 4'te uyanmış o. Öksürmekten. Bir daha da uyuyamamış yazık. O gitti uyudu. Sadece Halit'in odasının çamaşırları var. Yani bizim çamaşırlarımız var. Onları koyacağım sonra Halit uyanınca. Size bir şey göstereceğim. Kızlar bakın. Şöyle izin için buraya biraz hazırlık yapmaya başladık. Şöyle şimdi pet aldım evine. Burada deodorant ve bir tane güneş kremim var. Ondan sonra bakın. Az önce aldığım mesela Halit'e duş şeyi, bize duş, bana duş kremi, şampuan, spülüm, çocuklara şampuan buraya koydum. Bir paket çakmak aldım. Burada Esin'le Esin'le pijama aldıydım izin için kızlar. Biliyorsunuz zaten uzun kollu bir çift. Bir de kısa kollu almıştım. Bunları yıkayacağım gitmeden ama bunları hep buraya koyuyorum. Şimdiden hazırlayayım. Şunu şuraya koyayım. Buraya böyle hazırlayayım. Her şey gözümün önünde dursun. Sonra da bowl'a yerleştiririm. Zaten bu odada bir şey olmaz. Dursunlar. O zaman ne alacağım, ne almayacağımı bilirim. Yani buraya daha şey gelecekse söyleyeyim. Diş fırçası falan gelecek kızlar. Çocuklar zaten bunu tatil için aldıydım. Bu da hava daha güzel. Hani orada hava nasıl olacak? Akşamları serin mi olacak bilmiyorum. O yüzden böyle hazırlayayım dedim kızlar. Şimdi gideyim çocukları alayım. Şimdi hemen bulaşık makinesini boşalttım Esin'le birlikte. Ve hemen içini güzelce temizleyeceğim. Sonra boş çalıştıracağım. Bir çekilettim. Şöyle içini çıkardım kızlar. Güzelce burada. Bir köpükle temizleyeyim. Sonra boş çalıştırayım bir. Kızlar şimdi parçalarını parçaladım. Yani böyle ayırdım. Bunları şimdi dankorlu suyuda bekleteceğim biraz. Güzelce yıkadım. İçindeki pislikleri aldım. Ve ben kırılı suyu bekleteceğim. Biraz da esik koyacağım içine. Bu burada biraz dursun. Aşkım tekerlerini koyarsın yapmamı. Aslında bugün makineye ilaç alacaktım işte bunu. Ama siz söyleyin unuttum yine. O yüzden. Annem onu daha içine takmıyoruz bekle. Şöyle güzelce bir silelim kızlar. Aşırı esik kokuyor bunun için. Annem geç uzaklaş buradan lütfen. Anne orası da. Şimdi bunu alacağım ve çamaşır makinesine gideceğim. Şu ikisiyle. Onları şimdi çamaşır makinesine sileceğim. Kızlar şimdi de bu çamaşır makinesini güzelce çalıştırıp bunu da boş çalıştıracağım. Ay güzelce silip sonra boş çalıştıracağım. Buna da ilaç almıyorum unuttum. Normalde ayda bir böyle ilaç alıyorum. Güzelce temizlettiriyorum ama maalesef unuttum. Silikliler içini dışını güzelce bir şöyle bir boruların altına bakın. Yani içine şöyle sonuçta çamaşırlarımızı giyiyoruz hep. Ama şu toza bakın normal değil yani. Elbiselerin tozları hep sıkışıyor bir yere. Şurayı da güzelce bir sileyim. Ondan sonra burayı da boş çalıştırayım kızlar. Kızlar bakın şöyle bir taps buldum. İçindeki kalkları alıyor. Bunu da içine atacağım. Ondan sonra çalıştıracağım şimdi. Kızlar bugün Türkiye'nin maçı var. Ve ben bir Galatasaraylı olarak ceketi asıyorum. Her işe gitti kızlar. İşe gitmeden önce yattıydı biliyorsun. Söylemiştim. Evet biliyorsunuz. Hemen şu yatak örtüsünü toplayayım. Bugün maç var saat 9'da. Ve Halit belki arkadaşlarıyla camiye maç bakmaya gideceklermiş. Ya cami ya da bilmiyorum. Ve onun da Türkiye tişörtünü buldum.
Kızlar bu tişörtleri biz ilk İstanbul'a gittiğimizde almıştık ve ben orada bu tişörtte resmimi bulursam buraya bir yere koyayım kızlar. Şapkası düşmüş. Resmimi bulursam buraya bir yere koyayım. 110 kilo muydum? 3XL. Ama bayağı dar kesimdi. Şimdi de üstüme oluyor. Yani mutluyum kızlar. Allah'ım inşallah Türkiye Avusturya'yı yener yani. Gerçekten çok güzel olacak. Kızlar ben tüm evimi topladım. Her şeyimi yaptım. Sadece bir Esin'e ekmek geliydi. Onu o yere dökmüş. Saçlarından almıştım. Makineyi boş çalıştırdım. 3,5 saat 95 ayarını yaptım. Çamaşır makinesini, bulaşık makinesini çalıştırdım kızlar. Hemen bir saniye şuraya alayım ekmek. Hemen şu ekmek kırıntılarını almam lazım. Bakın ekmek kırıntılarını dökmüş buraya. Ne diyecektim? Bulaşık makinesini çalıştırdım kızlar. Aynen işim bitti. Şurayı sadece süpüreceğim. Ondan sonra bir banyo yapacağım kızlar. Ondan sonra bakalım artık. Evinle de konuştum. O bir aralar ağlamış işte. Anne istiyorum diye de. Daha dün toz aldım kız. Bu siyahta ne kadar zor ya. Her neyse. Akşam görüşürüz o zaman. İşlerimi bitirdim. Çocuklar sonra pizza yapacağım akşama doğru. Pizza yerler. Öyle. Her şey bitti kızlar. Çok şükür. Apşeramı da topladım ama size göstermedim. Tek yapmam lazım olan şey banyo yaptıktan sonra banyo silmek. Bitti. Ama akşam görüşürüz kızlar. Evet kızlar ben banyo değişimini bitirdim. Sadece yerler kurusun. Orayı süpüreceğim. İşim bitti kızlar. Tertemiz oldu banyo. Makinem de bitti. 19 dakikası var. Tabii yeni çamaşırlar yine birikti. Normal. Onlara dikkatiz artık. Kızlarla biz şimdi biraz isim ve soy isim yazmayı öğrendik. En üstte ben yazıyorum. İki tane onlar yazıyor. Anne buraya ne yazıyorduk? Çeylek mi? Buraya Eslina, buraya da Eslina. Eslina'ya bakın. Bildiğiniz Kinezis Çeylek yazmış. Eslina Çeyleri dışına yapmış. Hadi annem Esilla Çeylek. Tamam mı? Onlara biraz pizza yaptım. Meyve suyu doldurdum. Ketçap. Bir tane daha pizza sürdüm. Şimdi fırına kızlar. Sonra bunları toplayacağım. Onlara meyve yapacağım. Bakın brotok boxları nasıl getiriyorlar. Şaka gibi. Bugün pasta vermişler. Onu da buraya atmış. İçine. Neyse kızlar. Ben bunları toplamam lazım zaten. Kızlar resmi yemeğimizi yedik. Yani şimdi değil mi? Bir saati geçti. Ve şöyle biraz çikolatam vardı. Şunu sütün içine böyle güzelce eriteyim. Sıcak suya koydum. Ondan sonra çocuklar şimdi otururken de söyleyeyim ama meyveli çikolata yapacağız. Onlar da biraz hem oyalanmış olur hem de yeriz sonra kızlar. Şunu güzelce bir yumuşatayım. Yumuşasın yani. Şu kaynar suyu şöyle içine koyuyorum yani. İnşallah olur bakalım. Bakın çikolatamızı erittik. Yani erittim. Şimdi çocuklarımı çağırdım. Böyle şişlerimiz var. Ondan sonra hemen göstereceğim. Şimdi kızlar bakın. Annem kıracaksın annem belki. Bir tane göstereceğim tamam mı? Şimdi bunu böyle alıp mesela buradan sokuyorsunuz. Ondan sonra içine mi alıyorsun? Ben de. Dur bakayım kız. Ne sokuyorsunuz? Mesela bir tane de çikolata yapıyorum. Tamam, bir tane de böyle banane. Bir tane de mango. Sonra bir tane daha üzüm ve bir tane daha üzüm yapıyorsunuz. Ondan sonra şu karıştırdığımız çikolatayı üstüne. Çok güzel yapacağım. Eline sokmayacaksın anneciğim. Anne nasıl sokuyorsun? Gel. Evet. Anneciğim öyle olmaz ama sen nasıl yapıyorsun? Bunu böyle güzelce. Ya da şöyle yapabilirsiniz bakın kızlar. Ya da andasurum daha mantıklı. Çikolatalı
meyve. Ama ben... Aslında tabağı biraz daha şişeyi alsaydı geniş. İçine sokarız. Şimdi bunu böyle şuraya koyalım. Pişireceğiz mi? Yani pişirmeyeceğiz. Alıp yiyeceğiz mi? Sonra evet. Şimdi bu kadar yeterli mi senin için? Bence bir tane daha üzüm yap. Ya da bana öyle. Ha? Bana. Evet. Böyle kızarmış. Şuraya koyduk. Tabi bizimkiler şeydekiler kadar güzel olmaz ama. Bu da Eslina'nınki değil mi Eslina? Şimdi çikolata yapacağız. Evet. Biraz sağlamıyor benimkiler. Çok yaptın çünkü. Bence bir tane mango. Vaa wow, güzel yapmışsın bak. Koy koy. Bir mango, üzüm. Bir kere daha yok. Çok güzel yapmışsın tam sırayla. Bunlar. İlki benim, kalanlar çocuklarım. Yap bakalım Esli'nin. Oh, onu biraz az koymuşsun sanki. Azıcık meyve var diye yaptım. Mango koysaydın. Mango koyayım ya bir tane daha. Tamam. Evet kızlar, biz şimdi dışarı çıktık. Oo, aldığım kremi sürdüm saçlarıma. Fönlerken'e. Ah ey Esli'nin ah. Fönlerken'e o kremi sürdüm. Saçlarım yumuşacık oldu. Ama ya güzel. Hemen apoteteye gittim. Çocuklar dışarı çıktım. O çikolatalı şeyleri koyduk. Ve Esline'ye Houston Soft'u aldım. Bir de Nuruflex'i aldım işte. Nuruflex. Bizim bu evin oradaki... Evet. Bizim evin oradaki şey apoteke açıktı Deutschland'da. Kadına o kadar çok soru soruyorum ki Nuruflex'i veriyor mu diye. Çünkü Avusturya'da resept... Siz vermiyorlar, burada da veriyoruz diyor. Ben böyle şok. Tamam dedim, alayım o zaman. Annem yavaş, kamyon geliyor. Esila. Bekle bakalım. Kızlar ben şimdi geri dönüyorum. Tamam. O keçilerin oraya kadar geldiydik de annem aradı. Evin durmuyormuş. Bir saattir bir şey biçmiyormuş. Herhalde büyük bir ihtimal canı sıkıldı artık. Çünkü sabah da bir kere annem aradığında anne istiyorum diyordu. Geleyim alayım da dedim, yok dediydi anne. Keşke gidip alsaydım yani. Saat şu an 6'yı geçti. Korkum Esli'yle arabada uyursa o zaman kötü olur kızlar. Ana eriye bakın. Kızlar bakın, kırmızı erik. Ne kadar güzel duruyorlar değil mi? Bütün ağaç dolu maşallah erikle. Çok güzel duruyor ama. Evin. 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 Anne burada. Hallo. Evin anne nerede? Kız seni o kadar almaya geldim. Boşuna mı geldim? Oluyor mu izledin Allah? Kuk kuk. Temizlere giydiydim ya, ondan kalsın. Kuk kuk. Kız da elçilere bak ne getirdi annem. Evin elçileri mi? Hallo. Evin gel anne öpsün. Sen beni mi özledin? Çok mu özledin? Allah. Evet, o da başlıyor. Gel öpeyim. Anne. Biz eve geldik. Hello Evin. Evin hello yap. Evin. Hello yap aşkım anneye. Ay anne yapışmış. Evet yapışacak. Şimdi de hesaplamadığımız bir şekilde annem ekmek zorunda kaldığımız için bunlar biraz daha fazla kaldı buzdolabında. Yani difrizde ama fark etmez. Afiyet olsun. Güzel mi? Soğuk. Evet biraz bekleyeyim önce. Evet sen diyecek misin? Tamam anne. Deneyim bir. Güzel. Kızlar şimdi maç başlıyor ve Evin hanım uyumadı. Halit işten çıktı geldi. Hemen üstünü değiştirdi ve gitti. Maça bakacak arkadaşlarıyla. Biz de Evin'den bakacağız maça. Türkiye başarılar diliyorum. İnşallah güzel temiz oyun olur ve inşallah kazanan taraf biz oluruz arkadaşlar. Şöyle konuşayım. İnşallah kazanan taraf biz oluruz. Avusturya vatandaşına sahip olup da Avusturya'ya karşı oynuyoruz.
Ama tabii gönlümüz Türkiye yana ve biz Türk'üz. En önemlisi Müslümanız. Şimdi nereden girdim bu konuya, boş verin kızlar. İnşallah iyi olan kazanır. Tabii ki de Türkiye kazansın diyorum. Burada da videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videoda görüşmek üzere. Bugün gerçekten çok dolu dolu geçti. 2 gün boyunca ev temizledim. Bugün komple evimi temizlemiş bulunmaktayım. Ve en sonunda da evin hanım dayanamadı. Geldi eve. İyi oldu kızlar, gelsin. Vallahi özlüyorum ben de onu ama o olmayınca da bayağı bir iş başarıyorum gerçekten. Neyse kızlar, evim temiz çok şükür. Kızım yanımda. Şimdi oturup maç bakacağız. Aslında bir kahve yapacaktım ama boşverin, kahve içemem. Sonra içerim artık bunu uyuttuktan sonra. Saat şimdi 9 oluyor. Hadi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay. Sana bay bay veririm. Öp bir de. Yap. Yap hadi. Utanma, öp. Hop. Çiçeğim.